Bu video Haydar Kerrar Hoca Efendi'nin kitap, makale ve bloğundaki yazılar ışığında hazırlanmıştır. El Hakim isminin fazilet ve havası. Her şeyi yerli yerinde yapan, hükmü hikmetli olan, hikmet sahibi, bütün işleri hikmetli, bütün emirleri ve işleri yerli yerinde olan, her şeyi en kısa yoldan, en faydalı, en kolay ve en güzel bir şekilde yaratan, boş iş yapmayan her bir şeyde sayısız faydalar gözeten ve bunu yaratıkları üzerinde tecellileriyle gösteren. Allah hakimdir. Faydasız, boş ve tesadüfi bir işi yoktur. Her emir ve fiilinin her yönüyle sonsuz fayda ve maslahatları vardır. Her yarattığı mahluk, her yaptığı iş bütün kainat nizamı ile alakalıdır. Kainatın umumi nizamı ile tenakuz teşkil eden Hiçbir hadise, bir mahluk, bir iş yoktur. En zararlı görülen mahlukatın bile yaratılmasının hikmeti vardır. Fare gibi zararlı görülen hayvanlar tamamen yok edildiği durumlarda bu husus açıkça görülmüştür. Bu sefer başka sorunlar ortaya çıkmıştır. El hakim isminden kulun ahlaki nasibi. Bir kimse bütün şeyleri bilip de Allah'ı bilmezse ona hakim denilmez. Çünkü o en üstün ve yüce olan şeyi bilememiştir. Hikmet, ilimlerin en yücesidir. İlmin yüceliği, malumun yüceliği ile ölçülür. Allah'tan yüce varlık var mıdır? Allah'ı bilen kişi, diğer ilimlerde her ne kadar zayıf ise de, her ne kadar güzel konuşup konuyu etraflıca açıklayamasa da, o hakimdir. Lakin kulun hikmetini Allah'ın hikmetine kıyaslayacak olursak, onun kendisini bilmesiyle Allah'ın kendi zatını bilmesi arasındaki fark kadar büyük olduğunu görürüz. Evet. Bu iki hikmet arasındaki fark gerçekten büyüktür. Buna rağmen bu bilgi kulun Allah'ı bilmesi bütün bilgilerin en enfesi ve en hayırlısıdır. Çünkü kendisine hikmet verilen kişi kendisine pek çok hayır verilen kişidir. Evet. Allah'ı gerçekten bilen kişinin sözü diğer insanların sözüne uymaz. Çünkü o cüziyata temas etmez. Sözü külli ve özlü olur. Sonra peşin menfaatlerin ardından koşmaz. Sonunda kendisine yarayacak şeyin peşinde olur. Durum böyle açıklık arz edince Allah'ı bilen ve hikmetli sözler söyleyen insanlara hakim, söyledikleri sözlere de hikmet denilir. Peygamberlerin ulusu sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadisleri gibi, hikmetin başı Allah korkusudur. Yiğit o kimsedir ki nefsine galip olup ölümden sonrası için çalışır. Aciz o kişidir ki nefsinin çirkin arzularına rağm olup Allah'a karşı boş ümitlere kapılacak. Allah kerimdir nasılsa beni affeder deyip kendisine avutur. Az olup da yeterli olan çok olup da Allah'a itaatten kişiyi alıkoyandan iyidir. Sabahleyin kimse vücudunu sıhhat içinde, yolunu emniyet içinde bulursa, bir günlük yiyeceği de olursa dünya bütünüyle onun olmuş demektir. Allah'tan korkar ol ki insanların en çok ibadet edicisi olasın. Kanaatkar ol ki insanların en çok şükredeni olasın. Gelen bela insanın dilinden gelir. Kişinin malayaniyi terk etmesi hüsnü İslamındandır. Mutlu o kişidir ki kendisini değil de başkasını örnek göstererek vaaz eder. Sükut hikmettir fakat susan azdır. Kanat tükenmez bir hazinedir. Yine El-Kuzayi, Enes radıyallahu anh'tan rivayet etmiştir. Sabır imanın yarısıdır. Yakin ise imanın hepsi. İşte bu ve benzeri sözlere hikmet, söyleyicilerine de hakim denir. El-Hakim isminin havası. Şems saatinde meşgul olsa cümle ulema makamına ulaşır zühre saatinde meşgul olana hikmeti ilahiye öğretilir. Yaptığı herhangi bir işte mani ve engelle karşılaşan bu ismi zikretse engelleri aradan kaldırılır, işlerine galip gelir. Hakim ismi şerifini her gün 78 defa okuyan korkulacak durumlara düşmez, büyük dertlerden kurtulur. Bu esmanın alim ve rafi esmalarıyla beraber zikredilmesi hikmet ilimlerini öğrenmeyi hızlandırır ve manevi yükselmeyi gerçekleştirir. Hakim ismine İsmi Azam dairesinde masar olanlar hiçbir kimseye hiçbir soru sormadan bütün sorulara ilahi tecelli sırrıyla şaşmaz ve doğru bir şekilde cevap verirler. Hangi ilimden sorulursa sorulsun mutlaka doğru cevap verirler. Said Nursi Hazretleri hakim esmasını İsmi Azam olarak elde edip bu esmanın sırrına vukuf olduğundan hiç kimseye soru sormamış her sorulana doğru cevap vermiştir. Bu ismin zikrine 545 defa devam hacetlerin gerçekleşmesi için çok faydalıdır. Bazıları bu mübarek ismin Hz. İsa'ya aleyhisselam mensup olduğunu beyan etmişlerdir. Her kim bu ismi yazar su içine koyup bir bağa ya da tarlaya serperse oranın bereketi bol afetlerden mahfuz olur. Allahu alem biz sevap.